Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli fiildir? Çekimli fiilin özelliği neydi arkadaşlar? Bir fiilin e, kip ve kişi ekleri almış haline ben çekimli fiil diyordum. Bakalım. Birinci sözcüğüm zamandır ifadesi. Zaman bir isimdir arkadaşlar. Ek fiil olarak yargı bildirmiştir. Dolayısıyla... Çekimli fiil değildir. Ee, rüyalar yeniden önüme düşün diyor. Düşün sözcüğünün altını çizmiş. Burada e, düşmek ifadesi emir kipiyle çekimlenmiş. Önüme düşün diyor. Dolayısıyla çekimli fiildir. Cevabım B olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Yardan ifadesini vermiş 3'te. Yar bir isimdir. Bu isme bir çekim eki gelmiş. Dan ayrılma hali ki. Dolayısıyla bir çekimli fiil değildir bir isimdir. Üçe bak, e, baktığımda ise anlık sözcüğünü görüyorum. Bu da arkadaşlar bir isimdir. Dolayısıyla çekimli fiil olamaz. Çekimli fiil sadece B şıkkında verilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri çekimli fiildir? Çekimli fiil neydi? Kit ve kişi eki alan fiillere çekimli fiil diyordum. Bakalım. Birinci de kurumayacak kelimesini vermiş. Kurumak fiiline ma olumsuzluk eki gelmiş ve bir kip eki gelmiş. Dolayısıyla çekimli fiildir diyebilirim. Cevapların arasında bir mutlaka olacak. İkiye baktım. Homurdanacak mı demiş. Homurdanmak fiiline acak kip eki gelmiş ve soru eki gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu da çekimli olmuş. Cevapların arasında iki de olacak. 3'e bakıyorum. Asmanın yaprakları daha yemyeşil derken yemyeşilin altını çizmiş. Yemyeşil isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla çekimli fiil diyemem buna. Eledim. 3 olmayacak cevapların arasında. 3 olanları eledim. 1, 2. Bakalım şimdi 4'e. Kurudu ifadesinin altını çizmiş. Kurumak fiiline du haber kipi eki gelmiş. Yani kipeki almış. Dolayısıyla çekimli fiildir. Bunu da yazmam gerekiyor. Arkadaşlar yani 1, 2 ve 4 olacak cevapların. Bu da Denizli'de verilmiş cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli fiil değildir? Bakalım. Şunu biliyorum ki ben kip ve kişi iki alan sözcükler, fiiller daha doğrusu çekimli fiil olarak kabul edilir. İsim soylu sözcükler çekimli fiil olamaz. Zaten isim soylu diyorum adı üstünde. Bakalım. Birinci cümlede altı çizili kısım arkadaşlar görmüştür kısmı. Görmek fiiline müş, e, kip eki ve tür ek fiili gelmiş. Dolayısıyla çekimli fiildir. Biri eledim. İkiye baktığımda yararlanmıştır demiş. Yararlanmak fiiline mış, kip eki ve tır ek fiili gelmiş. Dolayısıyla bu da çekimli fiildir. Eledim. Üçe bakıyorum. Etmeliyiz demiş. Etmek fiiline meli malı gereklilik kipi ve iz kişi eki gelmiş. Yani çekimli hale gelmiş. Eledim. Dörtte değildir sözcüğünün altını çizmiş. Değil arkadaşlar isim soylu bir sözcüktür. Dolayısıyla çekimli fiil olamaz. Gördüğünüz gibi burada dir olarak ek fiili almış sadece. Yani cevabım denizlidir. Dördüncü cümledeki altı çizili sözcük çekimli fiil değildir. Bu metinde numaralanmış cümlelerdeki altı çizili fiillerden hangisi iş kılış fiilidir? İş kılış fiillerini nasıl buluyordum arkadaşlar? Fiilin başına onu getiriyordum. Uyum sağlıyorsa, artı diyebiliyorsam eğer e, buna diyordum ki iş kılış fiilidir. Bakalım. Birinci cümlede uzak kalmıştır e, ifadesinin altını çizmiş. Kalmıştır burada benim fiilim. Onu kalmıştır diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Dolayısıyla iş kılış fiili değildir. 2'ye baktım. Gönderilir fiilini vermiş. Gönderilmek fiilini vermiş. Onu gönderilir. Onu gönderilmek diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Dolayısıyla iş kılış fiili değildir. Eledim. 3'e baktım. Hisseder ifadesinin altını çizmiş. Hisseder fiilim söz konusu. Onu hisseder diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Dolayısıyla üçüncüsü iş kılış fiilidir. 4'e baktığımda bulunmaz ifadesinin altını çizmiş. Onu bulunmaz diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Dolayısıyla iş kılıç fiili değildir. Yani cevabım Ceyhan arkadaşlar. Bu dizelerdeki numaralanmış fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? Öncelikle oluş fiillerini hatırlayalım arkadaşlar. Neydi oluş bildiren fiiller? Öznenin iradesi dışında zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşen ve yine öznenin etkilendiği fiillere ben oluş fiilleri diyordum. Mesela Saçların beyazlaması, yaprakların sararması, meyvelerin çürümesi, ekmeğin küflenmesi, insanın ölmesi, insanın boyunun uzaması, insanın hasta olması hep oluş fiiliydi. Kendi iradesi isteği dışında gerçekleşiyor ve yine özne etkileniyordu arkadaşlar. İlk fiilime baktığımda solmak fiili verilmiş. Evet solmak öznenin iradesi dışında gerçekleşir ve yine solmak fiilinden özne etkilenir. Dolayısıyla bir numaralı fiilim oluş fiildir. Cevabım ma olacak. Ama diğerlerinde bir kontrol etmekte fayda var. 2'de katmak fiilini vermiş. Katmak fiili oluş bildirmez. Eledim. Onu kattı dersem eğer hatta iş bildiriyor da diyebilirim. İş kılıç fiilidir. Oyun etti birleşik fiilini vermiş 3. kısımda. Bu da arkadaşlar oluş bildiren bir fiil değil. Eledim. 4'te de yattı fiilini vermiş. Yatmak işte bildirmez, oluş da bildirmez. Sadece durum bildiren bir fiildir. Dolayısıyla bunu da eledim. Genel olarak baktığımda sadece birinci fiilin oluş bildiren bir fiil olduğunu görüyorum. Yani cevabım Adana arkadaşlar. Bu dörtlükteki altı çizili fiilin anlam özelliğine göre özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Anlam özelliğine göre bir fiil söz konusu olduğunda arkadaşlar neye bakardım? İş kılıç fiili mi, durum fiili mi yoksa oluş fiili mi diye bakmam gerekir. Bakalım. Kaldım fiilinin altını çizmiş. Kalmak fiili arkadaşlar başına onu sözcüğünü alabiliyor mu? Onu kaldım alamıyor. Dolayısıyla iş fiili değil asla. Diğer adı neydi iş fiillerinin? Kılış fiilleriydi. Bakıyorum oluş fiili mi diye. Kala kala kumla kaldım diyor. Günlerin kumuyla, suyla, bir haftanın artıklarıyla kaldım. Vurulmuş ve hüzünlü. Şimdi burada kalmak kendi kendine olan bir şey mi? Hayır. Kendi kendine zaman içinde gerçekleşmiyor. Dolayısıyla oluş fiili de değildir. Oluşa da bir çarpı koyalım. Geriye ne kaldı? Durum fiili kaldı arkadaşlar. Evet. Kalmak bir durumu ifade edebiliyor. Baş ediyor. Başına da zaten onu alamıyordu. Bu özelliğimi de karşılıyordu. Ben o zaman Şıklarda on e, durum fiili arayacağım demektir. A'ya baktığımda karanlık kapıyı tuttu aydınlık derken tuttu fiilini görüyorum. Onu tuttu diyebildiğim için iş fiilidir. A'yı eledim. Şuraya iş diyelim. B tüm sevdiklerim gitti. Onu gitti diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. O zaman iş fiili değil. E gitmek eylemi kendi kendine zaman içerisinde mi gerçekleşir? Öznenin iradesi dışında? Hayır. Dolayısıyla bu durum fiili olacaktır. Bir durumu ifade ediyor zaten. Bu özellikten de aklıma gelmesi gerekiyor. C'ye bakıyorum. Gözlerini ışığa çeviriyorlardı diyor. Onu çevirmek oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla iş fiili. D'ye baktım. Yollarını arıyordu. Hepsi de onu arıyordu diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Dolayısıyla bu da iş fiilidir. Yani genel olarak baktığımda arkadaşlar. B şıkkında durum fiili vardır. Ben de durum fiili olan şıkkı arıyordum. Çünkü yukarıdaki altı çizili kısımda da bir durum fiili çizilmişti. Dolayısıyla cevabım Bursa. Bu metindeki fiillerle ilgili 3 yargı vermiş. Yargılarının hangileri doğrudur diyor. Yargıları okuyalım. 1. Geniş zamanın ikinci çoğul kişisi ile çekimlenmiş bir fiile yer verilmiştir. İkinci çoğul kişi kimdir arkadaşlar? Sizdir değil mi? Evet 3'e 2'ye bakıyoruz. Dilek kipiyle çekimlenmiş birden fazla fiil kullanılmıştır diyor. 3'te haber kiplerinden sadece şimdiki zaman ve gelecek zamana yer verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar 1 ve 3 birbiriyle çelişiyor. Dolayısıyla 1 ve 3 aynı şıkta olamaz. Yani C'yi elemem gerekir. İkisinden biri olmalı sadece. İkisi birlikte doğru olamaz. Çünkü geniş zamanda haber kipleri içerisinde yer alıyor. Bakalım. İnsanlar çok eskiden zamanı ölçmek için su saatleri kullandı diyor. Burada bilinen geçmiş zaman kullanılmış. Devam. Su saatlerinin birbirinden farklı şekillerde çalışan çeşitleri vardı. Yine burada bilinen geçmiş zaman kullanılmış. Devam edelim. Siz de bir su saati yapabilirsiniz. Burada ebilmek fiili kullanılmış ama şöyle bir dursun. Devam edelim. Bunun için küçük bir plastik şişe, rap diye makas, asetat kalemi ve saat gerekiyor dedi. Burada şimdiki zaman kullanılmış. Haydi hazırlanın diyor. Burada da arkadaşlar haydi hazırlanın derken emir kipi kullanılmış. Geliyorum şu kırmızıyla çizdiğim cümleye. Buraya baktığımda yapabilirsiniz derken kim yapabilirsiniz? Siz yapabilirsiniz. Geniş zamanın İkinci çoğul kişisiyle çekimlenmiş bir fiil söz konusu. Dolayısıyla birinci yargım doğrudur arkadaşlar. Fakat dilek kipiyle çekimlenmiş birden fazla fiil kullanılmıştır diyor. Bunu bulamıyorum. İkiyi elemem gerekiyor. İki elendi. Ayrıca haber kiplerinden sadece şimdiki zaman ve gelecek zamana yer verilmiştir diyor. Şimdiki zamana yer verilmiştir. Ee, gelecek zamanı. Göremedik arkadaşlar. Fakat bilinen geçmiş zamana da yer verilmiş. Dolayısıyla bu yargı düşüyor. Yanlış bir yargı. Ayrıca geniş zamana da yer verilmiş. Geniş zaman da bilinen geçmiş zamanda biliyorsunuz ki haber kipleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla yalnızca birinci yargı elimde doğru olarak kaldı. Yani cevabım A şıkkıdır. Bu metindeki numaralanmış fiillerden hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Toplamda 4 tane dilek kipim vardı arkadaşlar. Birincisi gereklilik kipim vardı. Melimalı diyordum. İkincisi istek kipim vardı. E, A diyordum. Üçüncüsü şart kipim vardı. S, sağ diyordum. Sonuncu olarak da 4 emir kipi vardı. Emir kipinin belli bir eki yoktu. Anlamdan çıkartıyordum arkadaşlar. Bu dört kipin de ortak özelliği bir zaman ifade etmemeleriydi. Bakalım. Hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir diyor. Birinci fiilim sunar fiilim arkadaşlar. Sunmak fiiline ar geniş zaman eki gelmiş. Haber kipidir bu. Biri eledim. Dilek kipi değil. İkinci fiilim kullanılır ifadesi. Bu da arkadaşlar geniş zamanla çekimlenmiş. Dolayısıyla bu da haber kiplerinden biriyle çekimlenmiş. Eledim. Dönülmüştür diyor. Bu da arkadaşlar bakın burada müş. Müşli geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiş. Duyulan geçmiş zamanla diyordum aynı zamanda. Bu da haber kiplerinden biridir. Dolayısıyla bunu da eledim. Ben dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiil arıyorum. Son fiilime geldim. Çıkmamalıdır ifadesi. Burada... İlk ma olumsuzluk ma'sı arkadaşlar olumsuzluk eki bundan sonra gelen malıysa nedir? Gereklilik kipinin malı meli ekidir. Dolayısıyla dördüncü fiilim e, dilek kiplerinden gereklilik kipi ile çekimlenmiştir. Cevabım denizlidir. Aşağıdakilerin hangisinde bir eylemin hem olumlu hem de olumsuz şekline yer verilmiştir? Olumsuzluk neyle ile yapılıyordu arkadaşlar? M, ma olumsuzluk eki ile. A, annemler bahçeye gidip bir sepet meyve toplamış. Burada herhangi bir olumlu olumsuz durumu yok. İkisinin aynı anda kullanılması. B, iş, o işini çok iyi yapar. İşinde hiç hata yapmaz. Şimdi burada yapmak fiilini ilk kısımda olumlu kullanmış. İkinci kısımda mazmez ile arkadaşlar olumsuz kullanmış. Biliyorsunuz mazmez geniş zamanın olumsuz şekliydi. Bunu unutmayalım. Aradığım cevap yani B şıkkı. B şıkkında aynı fiili hem olumlu hem de olumsuz kullanmış. C'ye bakıyorum. Zorlukları gayretle aşar, asla amacından vazgeçmez. Burada herhangi bir olumluluk, olumsuzluk söz konusu değil. Eledim. D. Ne kadar gayret etse de asla başarılı olamaz. O Burada da arkadaşlar aynı fiilin hem olumlusu hem de olumsuzu söz konusu değil. Bunu da eledim. Evet bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirim? Ee, cevabımı B olarak belirleyebilirim. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Gereklilik kipinin ekleri neydi? Meli. Başına kısa çizgi koyuyoruz ve malı ekleriydi arkadaşlar. Bakalım 1. angora tavşanları 3 ayda bir yılda 4 kez kırkılır. 2. 3 aylık olduklarında kırkılmaya başlanan tavşanların dişisi yılda ortalama 1000 gram erkeği ise 800-900 gram yün verir. Burada geniş zaman var. Birincisinde de geniş zaman vardı. 3. Kışın daha fazla yün üretimi gerçekleşir. Burada da arkadaşlar geniş zamanla söz konusu 4. İyi yün elde edebilmek için hayvanlar haftada bir kemik tarakla veya uçları topaklı tel fırçayla taranmalıdır. Burada bakın taranmak fiili malı meli ekiyle yani gereklilik kipinin ekiyle çekimlenmiş dolayısıyla dördüncü cümlede gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir fiil söz konusu. Cevabım denizli olmalıdır. Bu metindeki altı çizili fiilin çekimlendiği kitle şahıs aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Beğenmezler ifadesi var arkadaşlar. Fiilin beğenmezler. Kim beğenmezler? Onlar. Onlar. Onlar hangi kişiydi? Birinci, ikinci, üçüncü kişilerin vardı. Tekiller şöyleydi. Ben, sen, o. Çoğullar şöyleydi. Biz, siz, onlar. Bakın onlar bu kısımda yani çoğul üçüncü, üçüncü çoğul kişiymiş. Dolayısıyla üçüncü çoğul kişi olacak cevabım. B'yi ve C'yi eliyorum bu yüzden. A veya D olacak. Bakalım hangi zamanda çekimlenmiş? Bu sefer kipine bakacağım. Beğenmezler. Şimdi burada ler benim kişi ekim. Mez de kip ekim arkadaşlar. Mez hangi kip ekiydi? Tabii ki geniş zamanın olumsuz haliydi. Dolayısıyla bu geniş zamanla çekimlenmiştir. Yani e, kipi geniş zaman kişisi de üçüncü çoğul kişi olacak. Bu da A şıkkında var. Dolayısıyla cevabım Adana'dır. Müzik